Merhaba, ben beslenme ve diyet uzmanı Hülya Çağatay. Bu videoda konumuz hepimizin dilinden düşmeyen probiyotikler. Probiyotikler bağırsağa dost bakteriler olarak bilinseler de etkileri sadece bağırsaklara sınırlı değildir. Ve genel sağlık için de çok faydalıdırlar. Probiyotikleri besinsel ya da takviye olarak alınıp bağırsaklara ulaştığında sağlık açısından fayda sağlayan canlı fakat zararlı olmayan mikroorganizmalar olarak tanımlayabiliriz. Probiyotiklerin içerisinde bize yarar sağlayan bakteriler ve mayalar bulunur. Bu mikroorganizmalar aynı zamanda vitamin sentezleyebilmekte, sindirim ve emilimde yardımcı olabilmekte, patojen organizmaların çoğalmasını engelleyip bağışıklık sistemini destekleyebilmektedir. Probiyotiklerin bağırsak sağlığına iyi geldiğini hepimiz biliyoruz. Bağırsakta iyi ve kötü diyebileceğimiz iki tip mikroorganizma türü var. Bu iki tip mikroorganizmanın dengesi veya dengesizliği vücudumuzu olumlu ya da olumsuz etkileyebiliyor. Probiyotik kullanırken markadan daha çok içerdiği bakteri miktarı ve çeşidi bizim için önemlidir. İlk olarak şunu bilmeliyiz ki her probiyotik herkese uygun değildir. Probiyotik kullanmalı mıyız sorusuna gelirsek, şöyle ki öncelikli olarak probiyotik kullanma amacımızı bilmemiz gerekir. Yani neden probiyotik kullanmak istiyoruz? Bu sorunun cevabını bulduktan sonra bir uzmana danışarak bize uygun olan probiyotiği seçebiliriz. Ayrıca kanser tedavisi sürecindeysek, bağışıklık sistemimizi olumsuz etkileyen herhangi bir hastalığımız mevcutsa, hamile veya emziren anneyseniz probiyotik kullanımı için lütfen hekiminize danışın. Bunlar dışında özellikle bağırsak ve sindirim problemi yaşayan, gaz sorunu olan kişilerin tamamı probiyotik kullanabilirler. Probiyotikler besinsel olarak da hayatımızda yer alıyor. Özellikle fermente süt ürünlerinde ve bunların içerisinde en önemlisi kefir olarak adlandırabiliriz. Kanıtlanmamış olmakla birlikte turşu, ekşi mayalı ekmek ve tarhana gibi besinlerde de probiyotik bakteriler içerdiği söyleniyor. Ancak fermente süt ürünleri dışında probiyotik bakteriler içeren besinleri henüz tam olarak bilmiyoruz. Fakat mantıklı düşünecek olursak pişirilen besinlerin probiyotik bakterileri içeriyor olduğunu söylemek doğru olmaz. Çünkü pişirilen hiçbir besinde canlı bakteri kalamaz. Ama bu gıdalar fermente olurken oluşan bazı yararlı bileşikler bağırsak sağlığına iyi gelebilir. 2016 yılında Brezilya'da yapılan bir çalışmada 43 tane obez birey iki gruba ayrılmış ve aynı diyet listeleri verilmiş. Bir grup sadece diyet tedavisi uygularken diğer gruba probiyotik takviyesi verilmiş. Çalışmanın sonucunda probiyotik takviyesi alan grubun başlangıca ve kontrol grubuna göre karın yağlarında azalma, dolayısıyla bel çevresinde incelme olduğu görülmüş. Yani bir gıdanın probiyotik olabilmesi için içerisinde bulunan yararlı bakterilerin mide asidine karşı dirençli olması ve bağırsaklara kadar ulaşabilmesi gerekiyor. Probiyotik takviyesi alırken toz yani şase olarak veya tablet olarak da kullanabiliriz. Daha önceden de dediğimiz gibi probiyotiklerin içeriğindeki yararlı bakterilerin sayısı, çeşitliliği ve bağırsaklara ulaşabilmesi önemlidir. Sağlıkla kalın.